İsrail askerlerin görüntüleri var hocam. Göstermem uygun olur mu? Gösterdi. Esir aldıkları ve şehit ettikleri Müslümanlara karşı yaptıkları. Bazı kimselerin deccaliyeti görmezden geldikleri, bazı kimselerin itaatı İslam'ı ağzına almadıkları ama Müslümanların içinde bulunduğu durumun bu olduğunu anlatıyorsunuz hocam inşallah. Kardeşim şimdi İsrail'deki askerleri de ateist yetiştiriyorlar. Yani böyle Allah korkusuyla, Allah sevgisi yetiştirmiyorlar. Dolayısıyla bu devletin yapısına da yansıyor. Yani İsrail devleti, İsrail'deki dindar Musevileri de, Hristiyanları da, Müslümanları da ezim ezim eziyor. İsrail'in yaptığı en büyük hata, kurtuluşu kendi yöntemlerine, siyaset yöntemiyle, politik manevralarla kurtuluş olacağını düşünüyorlar. Halbuki kurtuluş Allah'a tam dönmelerdir. Cenab-ı Allah'ın gönderdiği Kral Mesih'e, yani Şiloh'a, Mehdi'ye güvenmeleridir. Tevrat'ta Mehdi'ye yüzlerce Allah gönderme yapmıştır, açıklama yapmıştır. Tevrat'ta çok kapsamlı, Zebur'da da açıklanmıştır. Ve gece gündüz Museviler her gün ibadetlerinde, bakın gece gündüz sürekli ibadetlerinde yalvararak Mesih, Kral Mesih'i beklerler, Şiloh'u beklerler. Yani Moşiyah'ı beklerler, yani Mehdi'yi. Müslümanların Mehdi'sini beklerler. Son zamanlarda bir dejenerasyon oldu. Mehdi inancı onlarda çok flulaştı. Yani nasıl bizde Mehdi konusu örtbas ediliyorsa, evet, onlarda da Mehdi inancı çok zayıfladı. Ve Allah müthiş bela veriyor İsrail'e. Eğer kurtuluşu yine böyle politik manevralarda, politik yöntemlerde, dünyevi yöntemlerde ararlarsa, Tevrat açıkça söylüyor, Allah belanızı vereceğim diyor, mahvedeceğim diyor bütün İsrail'i diyor Tevrat'ta. Yani evet, uzun uzun Allah ayetlerle açıklıyor, uzun uzun nasıl helak edeceğini İsrail'i anlatıyor. Tek yolun Allah'ın birliğine ve İslam'a sığınmak olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Evet. Değil mi? Tevrat'ta var, açık gösterteyim. Fakat bu arkadaşlar kendi politik manevralarıyla, politik taktiklerle çok iyi netice alacaklarını zannediyor. Her seferinde de tecrit olup, dünyadan dışlanıp, daha da ezilip, daha da küçülüp, daha da açmaza giriyorlar. Halbuki onların yapacağı Tevrat'ta belirtilen Kral Mesih'i aramalarıdır. Ve ona tam tabi olmalarıdır. İnşallah. Değil mi? Mehdi'ye tam tabi olmalarıdır. O zaman gerçek Musevi olurlar. Hristiyanlar da o zaman gerçek Hristiyan olur. Yani Kur'an'a tabi olmadan gerçek Musevi olmak mümkün değildir. Yani halis mucize, eğer Müslüman olmak istiyorlarsa, gerçek İslam dinini yaşamak istiyorlarsa, gerçek Musevi olmak istiyorlarsa, Hazreti Musa'yı gerçekten seviyorlarsa Allah için, Kur'an'a tam tabi olmalar lazım. Ve bunun için de onlara yol gösterici olacak olan Kral Mesih'i, yani Moşiyah'ı aşkla, şevkle bekleyip onun beliren alametlerinden Mehdi'nin geldiğini bilip, değil mi, onu canı gönülden kendilerine lider kabul etmeleri gerekir. Evet. Biz anlattığımızda çok doğru söylüyorsun diyorlar, hakikaten güzel diyorlar. Ama hakikaten bir iman zafiyeti var İsrail'de. Darwinizm, materyalizm almış gitmiş yürümüş. Defalarca konferans verdik İsrail'de. Şimdi yine konferans vereceğiz. Darwinizm ve materyalizme karşı. İsrail gençliğini doğrudan ateizme çekiyorlar. Devleti de ele geçirmiş ateistler. O garibim dindar Museviler ezim ezim eziyorlar. Yani kimini hapse sokuyorlar, kimini jopluyorlar, kimini dövüyorlar. Geçenlerde baktım bir tane internet sitesinde. Bir haham, yani ünlü bir haham,
birkaç tane arkadaşları tutuklanmış dış ülkelerde. Bak eziliyor. Nasıl ağlıyor böyle anlatamam. Ağlayarak Allah'a dua ediyor kurtulmaları için. Tamam da sebebe sarılsana sen. Tamam dua ediyorsun güzel. Sebebe sarılsana. Allah sana yolu göstermiş değil mi? Bak kral Mesih'e tabi olun diyor Cenab-ı Allah. Ve alametlerini belirtmiş. Bütün alametlerinin Tevrat'ta çıktığını görüyorsunuz. Bütün alametleri çıktı. Yani o konuda inkar edecekleri gibi bir durum da yok. Tarihi de tamam, olaylar da tamam. Her yönden tamam. Ben söylediğimde uyardım hahamları. Hocam diyorlar, biz daha önce de diyorlar Mesih bekliyorduk. Defalarca sahte Mesihler çıktı. O yüzden artık Mesih beklentisinde bir yorgunluğa düştük diyorlar. Kardeşim şimdi olmadı ki. Mesih'in çıkış alametlerinin biri de sahte Mesihlerin çıkmasıdır. Sahtesiyle gerçeği nasıl ayırt edemezsin sen? Yaşlı bir haham amca buluyorlar. O Mesih'in peşine takıyorlar. Adam ölüyor. Bir tane daha buluyorlar. O da ölüyor. Bir tane daha buluyorlar. O da ölüyor. Peki Tevrat'a bakıyor musunuz siz? Bakmıyorsunuz. Alametlerine bakıyor musunuz? Bir kere Mesih buraya gelen hahamlarla ben görüştüğümde o Sanhedrin hahamlarla İsrail'in dışından gelecek dediler. Yani Kral Mesih İsrail'in dışından gelecek. Ve bütün İsrail ve bütün dünyayı kurtarıyor. Bakın bütün Müslümanları, Hristiyanları ve Musevileri kurtarıyor. Şimdi sırf Musevileri kurtaran bir Mesih yok. Bütün dünyayı kurtaran bir Mesih'ten bahsediyor Tevrat. Ya bunu anlamaları lazım. Dolayısıyla ona tam tabi olmaları gerekiyor. Yani İsrail devleti İsrail'i kurtaramaz. Bu Tevrat açıkça açıklıyor. Kendilerine de sorduğunda söylüyorlar. Ben dedim yani Kral Mesih mi sizin için daha önemli? Yani Mehdi mi daha önemli? İsrail devleti mi daha önemli dedim. Kral Mesih daha önemli dediler. Yani o devletin kendisi zaten dediler. Yani bizim için devlet odur dediler. Kral Mesih'tir. İnançlarına göre hakikaten de böyle. Buna uymazsanız Allah intikam alacağım diyor Tevrat'ta. Uzun uzun. Yani müthiş bir intikamdan bahsediyor Allah. Yani çok kapsamlı bir intikamdan bahsediyor. Onun için biz Musevi kardeşlerimizi uyarmaya devam ediyoruz. Yani Mehdi'ye tabiyetleri şart, başka türlü kurtulamazlar. İnşallah. İnşallah. Mehdi'ye tabi olduklarında da Mehdi onları Kur'an'a davet edecektir. Kur'an'a tabi olan bir Musevi gerçek Musevi olmuş olur. Yani halis muhlis gerçek Musevi olur. İnşallah. İnşallah. Değil mi? Yani Muhammedi olmadan Musevi olmak mümkün değildir. İnşallah. İnşallah.